Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün AutoCAD Civil 3D otomatik nokta tablosu oluşturma ve TotalStation'a nokta dosyası nasıl atılır ona bir göz atacağız. Şimdi bizim ihtiyacımız olan bir tane Türkçe dil dosyası. Onu da kardaki kartta var. Daha önceki videolardan izleyip nasıl yüklendiğini öğrenebilirsiniz. Otomatik tablo oluşturmak için menüden Anot sekmesinden ADD tablo seçmesinin yanındaki ok işaretinden At the Point Tablo seçeneğine tıklıyoruz. Burada karşımıza gelen No Point Group Selection sekmesine basıyoruz. Buradan istediğimiz nokta dosyasını seçiyoruz. Ya da All Point değil, bütün noktaları seçmesini sağlıyoruz. Apply dedik, OK dedik. Bu menüden maksimum nokta sayısı, tablo sayısını gösteriyor. Bunu kaç tane nokta atacaksınız ona göre düzenleyebilirsiniz. Çünkü 20 noktadan sonra tabloda göstermeyecektir. Bunu 1000 yapın, 100 yapın, 50 yapın. Ona göre kendiniz ayarlayın. Okey dedik. Nokta tablomuz bu şekilde geldi. Daha sonra menüden yine Point, Create Point seçeneğinden. Burada Create Point'in nasıl kullanılacağını daha önceki videolarda anlatmıştım. Oradaki videoları izleyip görebilirsiniz. Bizim dikkat edeceğimiz Point, Create sekmesinin altında For Evaluation Manuel seçeceksiniz. Otomatik ya da None seçersen otomatikte sıfır atıyor. None'de de nokta kodu atmıyor. O yüzden manuel seçeceğiz. Seçerken de bütün noktayı seçtikten sonra Enter tıklaşına basacağız. Buradan nokta oluşturulan manuele tıkladık. Örnek bir çizim dosyası yaptım. Bir rastgele bir şey. Bundan köşelerine tıklıyoruz. Köşesine tıkladık. Kotu kaç olsun diye soruyor bize. Üstündekini almasını istiyorsanız direkt Enter'a basın. Farklı bir kot istiyorsanız da bu kotu yazın. Mesela biz bu çizginin kotunu almasını istiyoruz. Enter'a bastık. Direkt tabloda geldi gördüğünüz gibi. Diğerine bastık. Yine kotunu soruyor. Buna isterseniz 98.00 diyebilirsiniz. Enter dedik. Gördüğünüz gibi kotu değişti. Diğerlerin kodlarıyla oynamak istemiyorsanız bu şekilde direkt seçip tabloyu otomatik oluşturmasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra sağ tıklayıp Enter dedik. Nokta tablomuz oluştu. Bu noktaları TotalStation'a atmak istiyorsunuz. Toolspace ekranına geleceğiz arkadaşlar. Toolspace ekranınız bende gözükmüyor diyorsanız burada Home menüsünün altında Toolspace seçeneği var. Buna basarsanız Toolspace ekranı aktif olur. Buradaki Point'in yanındaki artı tuşuna bir kere basıyoruz. Nokta dosyalarımız geliyor. Buradan All Point'i seçtiğimiz zaman buradaki attığımız noktalar geliyor arkadaşlar. All Point'i sağ tıklayıp Export Point seçeneğine tıklıyoruz. TotalStation'da YXZ olarak kullandığımız için bunu YXZ olarak seçmelisiniz arkadaşlar. Daha sonra dosyanın nereye kaydedileceğini soruyor. Bir tane yol seçelim. Buraya kaydetsin. Bir tane örnek dosya oluşturalım arkadaşlar. Alt taraftan dosya tipini TXT olarak seçiyoruz. Course kullanıyorsanız direkt CSV'yi seçebilirsiniz. TXT olarak seçtik. Dosya ismini yazdık. Open dedik. Ve buradan hiçbir şeye dokunmuyoruz. Okey dedik ve nokta dosyamızı attı arkadaşlar. Şimdi nokta dosyamız geldi. Açalım içine. Yine koordinatlar, her şey, nokta dosyaları falan her şey gözüküyor burada. Şimdi bu TXT uzantılı TotalStation'ların çoğu hepsi görüyor. Eğer ben TXT uzantısını TotalStation'da çalıştıramıyorum diyorsanız sağ tıklayıp yeniden adlandır deyip şuradaki TXT uzantısını MCN yazdığınız zaman ve Enter'a bastığınız zaman dosya uzantısını değiştirmek istiyor musunuz diye soruyor. Evet dedik ve bunu direkt TotalStation'da görebilirsiniz arkadaşlar. Dosyayı bir çağıralım, bir test edelim arkadaşlar. Şuradaki noktaları ben sileyim. Bakalım aynı yerlere gelecek mi? Şuradaki noktaları sildim. Gördüğünüz gibi tablo da silindi. Buradan Import Point seçeneğine bastım. Dosyayı bulmak için ADD file'ı seçtim. Bizim attığımız örnek dosyasına geldik. Open dedik. Yine YXZ formatında seçtik. OK dedik. Gördüğünüz gibi noktalarımız şak diye yerlerine oturdu. Tablomuzda kendisi otomatik oluşturdu arkadaşlar. Bugünkü konumuz bu kadardı. Hepinize iyi günler diliyorum. İyi çalışmalar.